Gemileri yakma için kimisi 711 yılında Tarık bin Ziyad'ın yaptığını söylüyor. Wikipedia'ya baktığın zaman İngilizce kaynaklarda da böyle. Kimisi ise 1519 yılında Hernán Cortés'in yaptığını söylüyor. Ama Tarık bin Ziyad'ın kaynaklarda ismi daha çok geçiyor. Jules Caesar'a falan da gidiyor da. Ben Tarık bin Ziyad'la olan gemileri yakma örneğini size anlatayım. Biliyorsunuz Emeviler, dünya tarihini anlatmıştım. Afrika kıtasının üzerinden yürüye yürüye Cebeli Tarık üzerinden gemilerle şeye geçiyorlar. Avrupa kıtasına, İspanya tarafına. Ve Emeviler uzunca bir süre, ki gittim Kurtuba, Kordoba Kilisesi, Kurtuba Camii deniyor. Ben Kurtuba Camii diyorum. Gezdim. Muazzam büyük bir alan. İslam'ın İspanya'daki eserlerini görüyorsunuz. Ama Tarık bin Ziyad İspanya kıyılarına ayağı basıyor. Ordunun çok büyük bir kısmını tepelere çıkartıyor. Sonra küçük bir işte bölük bırakıyor işte gemilerin başında. Diyor ki biz tepeye çıkınca gemileri yakın. Gemileri yakıyorlar tabii ki. Tarık bin Ziyad diyor. Tarık bin Ziyad muazzam büyük bir isim. Tarihte size anlattım. Gemiler yanmaya başlayınca ordu diyor ki paşam, kocam, gözüm, ne yapıyorsun? Gemiler gitti. Biz nasıl döneceğiz? Tarık bin Ziyad tarihe geçecek lafını söylüyor. Diyor ki gördüğünüz gibi artık geriye dönüş yok. Gemileri yaktık. İşte gemileri yakma lafı buradan geliyor. Ya bu saatten sonra İspanya ordusunu yenersiniz ve buraya yerleşiriz ya da ölürüz. Karar sizin.